Evet. Biraz önce de söylediğim gibi yaşam şartları ve koşulları birçok milyonlarca insanı depresif rahatsızlıklarını tetikliyor. İnsanlar bu çözümsüz, bunalımlı, psikolojik rahatsızlıklardan kurtulabilmek için çözümler, birçok yollar arıyorlar ve maalesef bu yolların çoğu da yanlış yollar. Bunlardan mesela alkol kullanımı hızla çoğalıyor. Alkolü çözüm zannediyor insanlar. 1-2 dakika, 1-2 saat problemlerini unutmak için alkole başlayan insanların sonu biliyorsunuz malum. Karaciğer yağlanması, karaciğer yetmezliği, tansiyon, kolesterol, pankreasın yağlanması, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği. Alkol kullananların beyninde hücreler öldüğü için hafıza zafiyeti, zamanla Alzheimer, Parkinson. Alkol bağırsakları yaktığı, kavurduğu için alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, kalp damar rahatsızlıkları. Yani ve en önemlisi de cinsellik yavaş yavaş bitiyor. Özellikle de Almanya'da çok bira içildiği için Almanlar'da bu çok daha ileri bir safhada. Bira içenlerde, özellikle bira içenlerde birayı böyle hani hiçbir yani etkisi olmayan faydalı bir şeymiş gibi lanse ediyor birçoğu. Biranın birleşiminde şerbetçi otu var. Şerbetçi otunun birleşiminde humulon, lupulon diye iki etken madde var. Humulon ve lupulon aynı kadınlık hormonu estradiol gibi etki yapar. Östrojen gibi etki yapar. Yani sürekli bira içenlerin göğüsleri büyür, cinsel organları küçülür, cinsellik biter ve kişi bunalıma girer. Ailesine yatağa girdiğinde başaramayacağım diye kafasında psikolojik rahatsızlıklar başlar, panik olmaya başlar ve yavaş yavaş cinsellik azaldıkça karı koca arasında mutlu olamayan kadın, kocasından istediğini alamayan kadın ne olur? Huzursuzluk çıkarır, tatsızlık çıkar ve o evde huzur kalmaz. Sonu boşanmaya kadar gider. Alkol kullanan insan hayatı biter. Hayat. Hem kendine, hem ailesine, hem çevresine, hem iş yerine, herkese zarar verir. Alkol içmek çok masum bir davranışmış gibi bazı siyasi partiler de bunun arkasında. Bunlar Türkiye'de değil de sanki uzayda yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri şeriatla mı yönetiliyor? İslam'la mı yönetiliyor? Yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün sahillerinde alkol tüketmek yasak. Alkol içmek isteyenler malum yerlere giderler, içerler. Ama Türkiye'nin bütün sahillerini alkolikler kaplamış. Problemli bir sürü insan elinde birası veyahut da başka alkol toplanmışlar. 3-5'i orada, burada, şurada içiyorlar. Alkol kullanmayan insanları tehdit ediyorlar. Onların yaşam alanını daraltıyorlar. İnsanlar çocuklarıyla sahil kenarına gidemiyor, korkuyor. Yaşlı insanları sahil kenarına götüremiyorlar. Hasta insanları sahil kenarına götürüp gezdiremiyorlar. Neden? Çünkü bütün sahiller Türkiye'nin nereden başlıyor, nereden bitiyor? Sinop'tan mı? Yok. Artvin'den başlıyor, İskenderun'dan bitiyor maşallah. Sinop. Ne Sinop'u? Sinop Karadeniz'e ortası. Türkiye'nin 1/4'ünden fazlası denizde çevrili. Fakat istifade edemiyoruz. Neden? Her taraf alkolik duru. İnsanların can güvenliği yok. Can güvenliği. Can güvenliği. Can güvenliği ve hürriyetinin bir şekilde tehdit edildiği algısı insanları buralardan uzak tutuyor. Evine hapsediyor. Birçok insan evine hapis. Gezmek için sahile gidemiyor. Allah'ın bize bir lütfu. Her tarafımız denize çevrili. Ama bizler, insanlarımız nefes alamıyor. Rahat hareket edemiyor. Niçin? Bazıları oralarda alkol içtiği için. Ve diğer insanlar bunların tehdit etmesi,
ve hürriyetini sınırlaması, yaşam kalitesini sınırlaması bazı siyasi partilerce destekleniyor adeta. Alkol içmek sanki çok iyiymiş, iyi bir marifetmiş gibi destek bulunuyor ve de çok komik. Yani bu mesela geçenlerde ben bir yere gezmeye gitmiştim. Öğretmen evine, öğretmenler evine gittim. Orada çay kahve içmek için. Aa, baktım öğretmenler evinde dahi alkol içiliyor. Öğretmenler örnek olması gereken insanlar alkol tüketirse öğrenciler ne yapar? Onların başka madde kullanmaları, bağımlılık yapan madde kullanmalarına bir şey söyleyemezsiniz. Yani kötü örnek, öğretmen kötü örnek olursa, Türkiye'de öğretmen kötü örnek olursa öğrenci ne yapar? Hiçbir ülkede öğretmenler derneğinde alkol içilmez. Avrupa'ya, Asya, Amerika'ya bak. Türkiye'de neden öğretmenler öğrencilere kötü örnek oluyor? Televizyonlarda neden alkol kullanmak sanki çok lüks, modern ve uygarlığın bir işaretiymiş gibi lanse edilmeye çalışılıyor? Alkol içenleri görüyorsunuz. Evsiz, barksız, damsız, sokakta. Alkol kullananın sonu çöplüktür. Avrupa'da milyonlarca insan, Amerika'da milyonlarca insan, alkol kullananlar sokakta, evsiz barksız, bir dilim ekmeğe muhtaç. Ve Türkiye'de bazı siyasi partiler parti politikası haline getirmişler. Alkolün her tarafta içilmesi, kullanılması, yayılmasını adeta ne yapıyorlar? Destekliyorlar. Böyle bir komik bir durum var mı? Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde alkol içenleri destekleyen, destek veren, bunu modernlik sayan bir parti yok. Türkiye hariç. Çok komik bir ülkeyiz maalesef. Allah ağlı fikir versin, izan versin. Alkol içmesin demiyoruz vatandaşa. Gitsin içsin, uygun yerler var. Ha, evinde de içsin diyemiyoruz. Çünkü evinde içse ailesine zarar verir, çocuklarına zarar verir. Alkolün ne kadar tehlikeli olduğu bilinmiyor mu? Buna rağmen bazı siyasi partiler alkol içilmesini teşvik eder mahiyette hareket ediyor. Gösteri yapıyor, toplantı yapıyor, bildiri yayınlıyor. Yani bu cahilliğin bu kadarısı dünyanın hiçbir yerinde yok. Allah ağır fikir versin diyeceğim. Evet, alkolden bir an önce insanlar kurtulmalı. Aksi takdirde cinselliğiniz gider. Cinselliği giden bir insan ailesini mutlu edemiyorsa ailesi de gider. Çocukları da gider. Ortada kalır. Ve intihara teşebbüs eder. Evet, bunalımlı insan sarı kantaron forte kullandığında bunalımdan kurtulur. Bunalım için, bunalıma rahatsızlık yaşayan bir kişi alkol, sigara veya bağımlılık yapan başka bir şey kullanırsa bağımlılık yapan madde zamanla yeterli gelmeyeceğinden fazla dozaj kullanır ve sonunda ölür. Böyle çok olaylar var, yaşanmış olaylar. Bağımlılık veren maddeler, uyuşukluk bağımlılık veren her madde tehlikelidir. Sonu kötü biter. İnsanlarımızı korumak, insanlarımızı insan gibi yaşamasını sağlamak hepimizin görevi. Hürmetler, saygılar.